Sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün gerçekten tüm PlayStation 5 kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir konuyu işliyor olacağım sizlere. Bu konuyla ilgili daha da videolarım gelecek. Bu bir başlangıç videosu olsun. Bugünkü videomda PlayStation 5 konsol almamızdaki en büyük sebeplerden ve nedenlerden bir tanesi 120 Hz. Yani oyunlarda 120 FPS'te oynayabilmek. Konsolu almak başlı başına bir dertken, konsolu aldıktan sonra aslında daha da büyük bir dertle karşılaşıyoruz. Kullanmış olduğumuz oyuncu motoru 120 Hz konsolda, PS5 konsolda vermiyor. Örnek vermek gerekirse bunun birçok farklı açılarda senaryoları mevcut. Burada mesela ben de AUK'un 144 Hz'lik bir oyuncu motoru var. G2770 Paris Fransa. 144 Hz'lik 1MS'lik bir gaming oyuncu monitörü Tianpanel. Şimdi bu monitör benim elimde. Ben PlayStation 5 konsolun bağlantılarını sağladım. Ve şimdi bu monitörle ilgili şöyle bir şikayetim var. Ne yazık ki 120 Hz alamıyorum. Ayarlara geliyoruz. Neydi bizim 120 Hz ayarlarımız PS5 konsolda? Uygulama verileri ve oyun uygulama ayarlarına giriş yapıyoruz. Buradan oyun ön ayarlarına gelip buradan da performans modunu açıyoruz. Bunu yapıyoruz. Daha sonra çıkış yapıyoruz. Ana ekranda PlayStation 5 için özel olarak optimize edilmiş 120 Hz verebilen oyunları oynamamız gerekiyor. Mesela ne var burada? R6 bunlardan biri. Fortnite bunlardan biri. Destiny bunlardan biri. Ben burada herkese Fortnite'le test yapmalarını söylüyorum. Çünkü ücretsiz. Hani olur da R6 yoktur elinde, test yapamaz. Fortnite'le test yapmalarını söylüyorum. Senaryomuzda bu oyuna giriş yapıyoruz. Daha sonra orta tuşa basıp ana ekrana ineceğiz. Ana ekrandan ayarlara geleceğiz yine. Çarka geliyoruz. Ayarlar menüsüne. Ayarlar menüsüne giriş yaptıktan sonra buradan ekran video bölümüne giriş yapıyoruz. Şöyle göstermek gerekirse ekran ve video bölümüne giriş yapıyoruz. Buradan video çıkış bilgilerine geliyoruz. Buradan bakın şu an 60 Hz. Motor 1080p 60 Hz. Bunun 120 olması gerekiyor ki ben onu 120 FPS alabileyim. Şimdi açmış olduğum oyuna Fortnite'e tekrardan geri dönüyorum. Fortnite ücretsiz sürümü var ve PlayStation 5'te 120 Hz desteği var. Yani test etmek için monitörümün 120 Hz verip veremediğini en uygun oyunlardan bir tanesi. Ön sürümde 7-8 GB'lık bir data indiriyor. Onunla bile kolaylıkla testini yapabiliyoruz. O yüzden ben bunu da test edeceğim. Siz Rimbow'da da bunu test edebilirsiniz. Şu an arkadaşlar oyuna giriş yaptım. Bu noktada otomatik olarak her seçeneğinin artık çıkması gerekiyor ya da atlaması gerekiyor. Yapmıyor. Şimdi devam ediyorum. Ana menüye kadar geleceğim. Şimdi ana menüde Options'a basıyorum. Ve ayarlara geliyorum. Ayarlara geldikten sonra burada önemli bir nokta var. Ayarlara geldikten sonra bakın karşıma gelen özellikler bunlar. FPS'i göster açık. Parlaklık ve bunlar. Burada 120 ile ilgili hiçbir şey çıkmıyor. Çünkü monitörün şu an 120 modunu alamıyor. Ve bakın sol altta da FPS ayarda da 60 FPS sayıyor. Normalde 120 Hz modum aktif olsa ben bu monitörde burada 120 Hz aktif seçeneği seçebilecektim. Ve FPS sayımından 120 FPS alabilecektim. Şimdi bu durumda ne yapıyoruz? Biz monitörlerimizi satmak ve PlayStation 5 konsolu uyumlu 120 Hz verebilen monitörler almak zorunda kalıyoruz ve bir ton zahmete giriyoruz. Gerçekten bu zahmete hiç gerek yok. Bu durumda peki ne yapacağız? Arkadaşlar şöyle bir ürün var. Şu ürün HDMI Chip Key diye bir ürün. Küçücük bir ürün. Burada bir HDMI yuvası var. Arkada da bir giriş bölümü var. Bu ürün sayesinde monitörümüzün HDMI sürümünü upgrade ederek PlayStation 5 konsoluyla uyumlu hale getirebiliyoruz. Ve bu senaryomuzda 144 Hz yenileme hızına sahip olan oyuncu motorumuz 120 Hz PlayStation'a tanıyıp vermiyor. Ama bu parçayı motora takıp HDMI'yi de buna bağladığımızda PlayStation 5 konsolumuz 120 Hz modunu tanımaya başlıyor. Şimdi bunun bir testini yapacağım. Kamerayı burada bırakacağım. Kabloları sökeceğim. Yapmam gereken şey çok basit. Şu görmüş olduğunuz PlayStation 5'in arkasındaki kabloyu çıkartıyoruz. Bu arada PlayStation içinden çıkan HDMI kablosu konsolla uyumludur. 4K ve 1080'de 120 Hz vermek için uygun bir kablodur. Burada HDMI chipkey parçamızı yapmamız gereken şey buraya takmak. Daha sonra bu düzeneyi monitörüme bağlıyorum.
Monitörüm otomatik olarak şu görmüş olduğunuz parça HDMI sürümünü upgrade ediyor ve PS5 konsoluna uyumlu hale getiriyor. HDMI sürümünüz, monitörünüzün, bu arada bu an şu an size göstermiş olduğum monitör çok eski bir monitör. Teknolojisi eski bir monitör. HDMI 1.4 portu var. HDMI 1.4 portu olan monitörlerde 1080p'de HDMI üzerinden 144 Hz'e kadar, 120 Hz'e kadar desteği var. HDMI 2.0 olan oyuncu monitörlerinde ise, 144 Hz'lik oyuncu monitörlerinde ise yine bu parçamızın desteği var. Ayrıca HDMI 2.0 olan oyuncu monitörlerine bu görmüş olduğunuz parçayla beraber bağlantı yaptığınızda şöyle bir avantajımız oluyor. Otomatikman konsolu 4K'ya upscale ediyor. Yani 2160p çözünürlüğe geliyor. Evet, yanlış duymadınız. Buna ben de çok şaşırdım. Daha sonra detay ve teknik açıklamalarına bakınca oldukça mantıklı geldi. HDMI sürümünü upgrade ettiği için PlayStation'ı bir bakımına yazılımla kandırıyor. Bunu zaten PlayStation 5'i destekleyen oyuncu monitörleri yapıyor. Mesela LG'nin monitörleri, MSI'nin monitörleri, Samsung'un monitörleri, Asus'un monitörleri, ama bunlar 4000 bandında, 3500 bandındaki monitörler yapıyor. Şu görmüş olduğunuz parça sayesinde de ayrıca 1080p ve HDMI 2.0 özelliği olan bir oyuncu monitöründe 4K 2160 piksel upscale edebiliyorsunuz. Şimdi bağlantıyı sağlıyorum. Monitörün arkasına bağlantımı sağladım. Şimdi monitörümü çalıştırıyorum. Oyunuma giriş yaptım. Şimdi oyunumu kapatacağım. Yeniden açmam gerekiyor. Oyunu kapatıyorum. Şimdi bu noktada tekrardan ayarları sizlere göstermek adına geliyorum ayarlara. Burada ekran ve video bölümüne geldiğimde bakın 60 Hz yazıyor. Daha sonra diğer ayarlar paneline geldiğimde burada 120 Hz alabilmek için ayarım da açık ayrıca. Performans modum. Şimdi Fortnite'a giriş yapacağım. Bakın otomatik olarak monitörüm 120 Hz moduna geçiş yapacak. Bu HDMI chip case sayesinde. Bu sayede monitörü satma derdinden kurtulacağım. Bu parça küçücük bir parça, hiçbir şekilde konsola bir zarar vermemektedir. Sadece monitörünüze takıyorsunuz. HDMI'yi de buna takıyorsunuz. Oyunda herhangi bir giriş gecikmesi, input lag gibi böyle bir şey kesinlikle yapmamaktadır. Zaten ben de kullanıyorum ve yüksek seviyede FPS oyunları oynuyorum. Oldukça hareketli oyunlar oynuyorum. Hiçbir problem yok. Buradaki olayımız bu monitörü satma zahmetinden kurtulup çok yüksek miktarlarda 3 milyon liraya da bir para harcayıp motor almak zorunda kalmayacağım. Mesela şu an piyasada en avantajlı oyuncu motorlarından ne var? Casper Excalibur var. 2K, 1K, 120 Hz desteği var. Xbox kullanıcıları çok tercih ediyor. PlayStation 5 onda dahi desteği yok. 120 Hz tanımıyor. Ama bu parçayla ben Xbox Excalibur'da test yaptığımda yine 120 Hz moduna geçiş yapabildim ve hiçbir sorun yaşamadım. Ayrıca 4K 2160 piksele upgrade etti. Şimdi tekrardan ayarlara geliyorum. Ayarlar ekranına geliyorum. Bakın arkadaşlar, 120 FPS modu seçeneği çıktı. Daha demin karşımda olmayan seçenek gelmiş oldu. Şimdi çıkış yapıyorum ve oyunu oyna diyorum. Bakın şimdi oyuna başladığım zaman FPS seri ekranına gelecek ve oradan da size gösteriyor olacağım. Call of Duty Cold War, R6, Destiny, daha sonra Fortnite ve diğer 120 Hz destekli PlayStation 5 için çıkmış oyunların tümünde genel olarak uyumlu. Böyle oyuna göre bir uyumluluk yok zaten. HDMI soketini upgrade ettiği için sorunsuz olarak bu performansı size sağlıyor. Benim buradaki amacım bu senaryoda sorun yaşayan insanlar, yani bu duruma düşmüş kişiler, ben de bunlardan biriyim, hiç büyük masraflar yapmadan bu parçayla sorununu çözsünler. Bakın sağ üstte FPS sayarımız burada. Hareket ediyorum ve görmüş olduğunuz gibi 120 FPS sabit olarak Fortnite'da alabiliyorum. Bu sayede hiçbir sorun çıkartmadan oyunumu oynayabileceğim. Peki ana ekrandaki kontrol bölümünden baktığımızda bu sefer ne yazacak? Onu da isterseniz bir gelin bakalım. Video çıkış bilgilerine geliyorum. Bakın 1080p'de 120 Hz modum aktif oldu. Olması gereken bu. Bu arada FPS oyunu oynuyorsanız arkadaşlar kesinlikle IPS panel tavsiye etmiyorum. IPS panel tavsiye etmiyorum. Yani bilmiyorum, ben çok testler yaptım. LG'nin Ultra Gear serilerindeki en pahalı monitörlerinin bile kutu açılışını yapıp testlerini yaptım. Yani bilmiyorum, ben tam olarak memnun kalmadım. Asus'un denedim. 4000 liralık, 3800 bin liralık IPS panellerini denedim. Ama bir Tian panel gibi değiller.
Yani renkleri dert edeceksiniz. Gerçekten Tian panelde olup da renkleri çok iyi veren oyuncu motorları var. Keza şu an görmüş olduğunuz motorda inanılmaz renkler alıyorum. Şu videodan bile az çok belli oluyordur. Eğer ki performans odaklı bir oyuncuysanız ve FPS oyunları oynuyorsanız kesinlikle de IPS paneli çok tercih etmenizi istemiyorum. Tian panelde kaliteli monitörleri alabilirsiniz. Ve ortalama ikinci ele ya da sıfır fark etmez. 1500, 1300, 1200 liraya, 1600 liraya şu 27 inç 144Hz Tian panel bir oyuncu monitörü alsanız bu HDMI chip case sayesinde direkt 120 FPS uyumluluğunu elde edebileceksiniz. Ya da zaten elinizde monitörünüz var, PlayStation'a taktınız, hiçbir şekilde destek sağlamıyor. O zaman yine bu HDMI chip case sayesinde bunu sağlayabileceksiniz. Bu ürün benim elimde var. Ben bundan biraz adetli olarak getireceğim. Almak isteyen sevgili arkadaşlar, videonun açıklama kısmına bırakmış olduğum iletişim bilgilerinden benimle iletişime geçebilirler. Bana işte istediklerine dair bir talepte bulunabilirler. Ben ürün elime geldiği zaman kendilerinin yönlendirmelerini yaparım. Bu sayede onlar da hiç masrafa girmeden sorununu çözmüş olurlar. Aynı şekilde ben de zaten bu şekilde kullanım sağlıyorum. Bugünkü videom HDMI chipkey hakkında bilgi vermek içindi. Vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sorularınızı çekinmeden sorabilirsiniz. Farklı videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.